Değerli basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 22 Aralık, yüreğimizin üşüdüğü, sızladığı Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümü. Birinci Dünya Savaşı sırasında 22 Aralık 1914, 5 Ocak 1915 tarihleri arasında Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarma için başlattığı Sarıkamış Harekatı, memleketimizin dört bir yanından kutsal bildiği değerler uğruna canını feda etmekten çekinmeyerek vatan sevdasıyla vazifeye koşan Mehmetçiğin zamanı dondurarak tarih yazdıkları destanıdır. Tüm dünya Allahu Ekber ve Soğanlı Dağları'nda bu milletin din, namus ve vatan uğruna nasıl bir bedel ödediğine şahit olmuştur. Sarıkamış'ta bedenleri buz tutsa da üstün bir cesaret örneği sergileyerek tereddüt etmeden son nefeslerine kadar mücadele eden kahraman ecdadımız aziz hatıralarıyla yüce milletimizin engin gönlünde hak ettikleri yeri almışlardır. Aziz milletimizin geçmişi zafer, kahramanlık ve yiğitlik kadar gözyaşı ve acıyla da doludur. Bugün tarihe baktığımızda her destanın arkasında muhakkak yürek dağlayan yüzlerce acılı hikaye vardır. Yemen'in kızgın çölleri, Çanakkale'nin derin suları, Sarıkamış'ın da dondurucu soğuğu, vatanı için şehit olan Anadolu çocuklarının hikayesini barındırır. 90 bin Mehmetçiğimiz Sarıkamış'ta bütün imkansızlıklara rağmen müthiş bir vatanseverlik sergilemiş, dondurucu soğuk ve tipiye rağmen kol kola girip şehadete yürümüşler ve düşmanın bile hayranlığını kazanmışlardır. Kaçmamış, düşmana arkasını dönmemiş ve vatanını canı pahasına korumayı bilmiştir. Onlar 21. yüzyılın en büyük destanını yazmışlardır. Bu bayrak altında bağımsız olarak yaşayabiliyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu ülkenin birliği ve beraberliği için canları pahasına bu vatana bizlere emanet eden şehitlerimiz için geçmişimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bugün bizler kahramanlarımızın canlarıyla bedelini ödedikleri bu vatanda tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesiyle tüm mazlum ve masumların umudu olmaya devam ediyoruz. Kahraman şehitlerimizden aldığımız mirasla vatanımızı ve devletimizi her türlü işgal, tehdit ve darbe girişimine karşı canlarımız pahasına koruduk ve korumaya devam edeceğiz. Geri dönmeyi asla düşünmeyerek ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde hür ve bağımsız yaşayalım diye şehadete yürüyen 90 bin kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Atalarımızdan aldığımız güçle büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşmak için daha çok çalışacağımızı bir kez daha yineliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.